Aleyluya. E, Markos 4. bölüme bakmamızı rica edeceğim. 24. ve 25. ayetleri okuyacağım. İsa şöyle devam etti. İşittiklerinize dikkat edin. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Hatta size daha fazlası verilecek. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek ama kimde yoksa Elindeki de alınacak. Bu çok ilginç bir şey değil mi? Şimdi he, özellikle 25'e bir bakalım. Bu bizim normalde e, doğru olması gerektiğini düşündüğümüz dindar bir zihniyetin tam zıttı. Elinde olmayandan bile alınacağı söyleniyor. Şimdi elinde yoksa zaten nasıl alınacak? Ama kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama bunu neye neye yönelik söylüyor? görüyoruz ki burada aslında zengin gibi olanı daha zenginleştirecek. Yoksul olan daha yoksullaşacak. Sonuçta bir nevi bu çıkıyor ortaya. Amin. Ama şimdi Tanrı burada ne söylemeye çalışıyor? Bir önceki ayet buna bağlamda bu ayeti değerlendirmemiz gerektiği için şu söylüyor İsa. İşittiklerinize dikkat edin ve hangi ölçekle verirseniz bununla başlıyor. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Yani kimde varsa ona daha çok verilecek dediği bu veren kişi, veren kişi daha çok alacağı için aynı ölçekle alacağı için elinde olacak ve hatta diyor daha fazlası size verilecek. Tanrı çoğaltacak. Görüyor musunuz? Kimde varsa ona daha çok verilecek. E, kimde varsa de, neyi kastediyor? Kimde varsa neden onda var? Verdiği için var. Verdiği için var. Tanrı ona daha fazla verdiği için onda var. Ve O Tanrının verdiğinden de vermeye devam ettiği için ona daha da fazlası verilecek. Çünkü buradaki püf nokta kah kahyalık, kahyalık. Tanrının bize verdiklerini iyi kahyası olmak ve şunun bilincinde olmak. Biz hiçbir şeyin sahibi değiliz. Ne varsa elimizde, hayatımızda sadece kahyalarız. Geçici bir süre bize emanet edilmiştir bunlar. Çocuklarımız bile bize ait değil. Gökten geldi onlar bir armağandır. Amin. Ve bizim görevimiz anneler babalar olarak benim de çocuğum var, benim de kızım var. Tanrı'nın yolunda onları eğitmek ki büyüdükleri zaman o yoldan çıkmasınlar. Süleyman Özdeşleri böyle diyor. İyi bir kahyası olmamız o çocuklarımızın. Tanrı'nın o çocukların içine yerleştirdiği armağanlar var, çağrı var. Onlar için, hayatları için bir planı, amacı, tasarıları var. Ve bizler bunu, bunun için o Tanrısal tohumları ekmeliyiz ki tanrısal yaşam çocuklarımızda ortaya çıksın. Çocuklarımıza vermezsek çocuklarımızdan da alamayız, doğru değil mi? Çocuğuna hiçbir şey vermeyen, ahlak vermeyen, terbiye vermeyen, sevgi vermeyen, eğitim vermeyen, bilgelik vermeyen kişi çocukluğundan bir şey bekleyemez. O yüzden ekme ve biçme çok önemli ve biz ektiğimiz zaman biçiyoruz ve hatta daha fazlasını biçiyoruz çünkü tanrı çoğaltma tanrısı. Tanrı her zaman çoğaltır. Verdiğimiz ölçeyi Çoğaltarak bize geri veriyor. Aynı ölçekle ve hatta daha fazlasıyla veriyor. Amin. Bu yüzden kimde varsa ona daha çok verilecek dediği, o kişide neden var? Zaten Tanrı ona verdiği için var. Kimde yoksa onun elinden dahi alınacak. Yani cömert olan zenginleşecek, yoksul olan fakirleşecek, cimri olan fakirleşecek ve hatta elinde olanı bile kaybedecek. Süleyman Özdeşleri bu konularda uyarılar veriyor. Amin. Çünkü belki siz bunu adaletsiz olarak düşünüyorsunuz. Belki düşüneceksiniz ki, "Aa, sosyalist bir tanrı var sanki, komünist bir tanrı. Zenginden alacak, fakire verecek." Hayır. Tanrı öyle çalışmıyor. Tam tersi tanrı sadakate, sadakati ödüllendiriyor. Tembelliği değil, sadakati, çalışkanlığı ve onun isteklerine ve planlarına göre yaşayan, imanla yaşayanı ödüllendiren bir tanrı öyle diyor. İman olmadan tanrıyı hoşnut etmek nedir? Olanaksızdır. Tanrı'ya inanan onun var olduğuna inanmalıdır ve onu arayanları ödüllendireceğine inanmalıdır. Tanrı onu arayanları ödüllendiren bir Tanrı'dır. Tanrı imanı ödüllendirir. İmansızlığı ödüllendirmez. Amin. Ve vermek de iman gerektiriyor. Çünkü vermek iman gerektiriyor. Çünkü elinden bir şeyin gittiğini düşünerek vermemek için tutarsan korkuya kapılmış oluyorsun. Ama elinden bir şey gitmediğini, hatta sana daha fazlasını geri vereceğini geri geleceğine inanıyorsan bu iman gerektirecek. Çünkü görmediğin bir şeye inanıyorsun. Ben bunu veriyorum. bu Verdiğimi görüyorum. Ama şu anda geri geleni görmüyorum. Ama imanla biliyorum ki geri gelecek. Çünkü Tanrı söz verdi. İmanla biliyorum. Tanrı söz verdi. Daha fazlası verilecek diyen Tanrım bu vaadi bana verdiyse, bu vaadi sana verdiyse gerçekten buna inanıyor musun? Gerçekten inanıyor musun? Sen hangi ölçekle verirsen aynı ölçekli hatta daha fazlasını alacağına inanıyor musun? Bu iman gerektiriyor. Gözle görülmeyen bir şeye sana geri dönecek hasatı şimdi şu anda imanla, iman gözleriyle görmeni gerektiriyor. Doğal olarak gördüğün elinden giden bir şey verdiğin zaman. Görmediğin sana geri gelecek olan. Bunu asla unutmayın. Amin. Tanrı bir komünist ya da sosyalist değil. Tanrı kapitalist de değil. Anlıyor musunuz? Bunlar dünyasal sistemler, İzimler. Tanrı izimlerle çalışmıyor. Tanrı kendi sözüyle çalışıyor. Amin. Tanrı sadık olanları ödüllendiriyor. Tanrı onun işini yapanları bereketliyor. Tanrı cömert olanları bereketliyor. Çünkü bize verdiği çeşitli ilkeler var. Ve bize verdiği ilkelerden birisi de ekme ve biçme ilkesi. Ee, şimdi ben şöyle düşünürdüm. E, şunu söyleyeyim, bu ayetler ruhsal olarak başarılı olmak isteyen, hayatında her alanda zenginleşmek isteyen, herkes için son derece kritik önem taşıyan ayetler. Çünkü iki kişi aynı sözü işitebilir, öyle diyor. İşittiğinize dikkat edin, doğru mu? İki kişi yan yana oturuyor ve aynı sözü işitiyor olabilir. Amin. Ama farklı sonuçlar elde edebilir. Aynı yerde, aynı ortamda iki farklı kişi yan yana oturuyor aynı sözü işitiyor. Çünkü İsa dedi işittiklerinize dikkat edin. Bundan önce de diyor ki işitecek kulağı olan işitsin. Hemen diyeceksin ki, benim iki kulağım var. İki kulağın olabilir ama bu işitiyorsun anlamına gelmiyor. Kulaklar tıkalı olabilir. Ya da bir kulağından giriyor öbür kulağından çıkıyor olabilir. İşitmek sadece burada olan değil burada olan bir şey. Buradan giren buraya inecek çünkü iman burada oluşacak. Tanrı sözünü işitmekle olur iman ama yürekte olur. İki kişi aynı sözü işitiyor olabilir ama farklı sonuçlar çıkabilir. Neden? Çünkü biri imanla yaklaşır, öbürü de şüpheyle yaklaşır. Biri değer verir, öbürü değer vermez ve farklı sonuçlar elde eder. Biri iman eder, Tanrı da onun imanını ve iman eylemini ödüllendirir. Diğeri alay eder, şüpheyle bakar. Her neyse der, mazeret üretir. Birçok belki kafasında oturmuş olan dinsel saçmalıklarla Tartışır, bu işittiği söze karşı tartışır ve sonuç elde edemez. Çünkü o tohum gi girmez. İyi toprağa girmez, inmez. Amin. Bu yüzden aldığımız farkındaysanız İsa'ya değil bize bağlı. İsa herkese eşit fırsat sunuyor. Kalabalıkları topladı, hepsine aynı şeyi öğretti. Ama ondan sonra dedi, dedi ki işte kulağı olan işitsin. Ondan sonra dedi işittiklerinize de dikkat edin. Aynı zamanda ne işittiğine de dikkat etmelisin. Bazı insanlar var ki o kadar negatif, o kadar olumsuz konuşuyorlar ki. Sürekli seni günaha çekmek, dünyasal düşünceleri çekmek, sürekli seni şüpheye düşürmek, korkuya ıı, boğmak, depresyona sokmak için o kadar olumsuz konuşan insanlar var ki. Sakın düşünmeyin ki sizi etkilemiyor, etkiliyor, etkiliyor sizi. Bu yüzden dikkat edin ne işittiğinize. Çünkü onlar yüreğinizi etkileyecek. Tanrı'nın sözünü işitin ki yüreğinize iman olsun. Ve imanla yükselin, imanla zaferli olun, imanla galip gelin. Çünkü insan sözünü ve saçma şeyleri, safsataları, Tanrı bilgisine karşı diklenen saçma yalanları, saçma felsefeleri dinlerseniz o zaman Tanrı sözünü kabul edemezsiniz. İçsel bir, içinizde bir savaş olur o söze karşı. Amin. Bu yüzden ne işittiğinize dikkat edin. Ve diyor ki Aynı zamanda alacağımız neye bağlı? Hangi ölçekle? Ölçeğin boyutu söylenmiyor. Hangi ölçek? Ben size sorayım hangi ölçek? Orada bir soru gibi. Hangi ölçeği kullanacaksın? Ölçeği seçecek olan biziz demek ki. Ölçeği seçen biz bizsek çay kaşığı da seçebiliriz. Anlıyor musunuz? Çorba kaşığı da, yemek kaşığı da, kürek de seçebiliriz. Hangi ölçeği seçersek o ölçekle bize verilecek ve hatta daha fazlası. O zaman burada İsa sorumluluğu bizim üzerimize koyuyor. Yani ne kadar vereceğimiz, ne kadar cömert olacağımız, ne kadar alacağımız da bize bağlı. Çünkü ne kadar alacağımız, ne kadar vereceğimize bağlı. Ne kadar vereceğimiz ve alacağımız aynı zamanda iman seviyemize de bağlı. Anlıyor musun? Çünkü yanlış şeyleri dinliyorsan imanın çok zayıf olacak sabahtan akşama kadar oturup dünyasal şeylere bakıyorsan, dizeler, şunlar, bunlar, haberler, Tanrı sözünden uzak, Ondan sonra dedikoducu insanlarla, alaycı insanlarla oturuyorsan, birinci mezmur bu konuda bizi uyarıyor. Hemen bir bakın, bir, birinci mezmurda bakın, bakın bir şey var, bir ayet hemen bunu, bunu e, buna bakalım. Birinci mezmur birinci ayet. Ne mutlu o insana ki kötülerin öğüdüyle yürümez. Çevremizde kötü insanlar var, bize öğüt veriyorlar. O, senin arkadaşın gibi davranıyor ama verdiği öğüt kötü öğüt. Günahkarın, günahkarların yolunda durmaz. Alaycıların arasında oturmaz. Burada üç aşamalı bir gelişimi size göstermek istiyorum. İlk önce diyor yürüyor. Kötülerin ödüyle yürüyor. Sonra günahkarların arasında yürürken duruyor. Sonra alaycıların arasında oturuyor. Yürürken duruyor ve oturuyor. Tanrı bizim kalkıp yürüyüp ilerlememizi, ilerlememizi isterken sen kiminle birlikteysen, kimi dinliyorsan yürürken durup oturacaksın ve hiçbir yere kıpırdamayacaksın. Olduğun yerde kalacaksın. Kötülerin övdüğünü, övdüğüyle yürümeye başlarsan bir, biraz sonra kendini günahkarların arasında otururken bulursun. Ondan sonra da o günahkarlardan çok alaycılar yani resmen Tanrı ile alay eden Tanrının sözüyle alay eden. Hani bazıları vardır. Hani Tanrı'yı sevdiğini söylüyor ama yine günah işler ama bir de bazıları var ki artık tamamen tanrısızdır. Tanrı karşıtıdır. Mesih karşıtının ruhundadır. Artık resmen alay eder. Tanrı sözüyle de alay eder. Tanrı izlen insanlarla da alay eder. Felaket bir durum. Ancak zevkini Rabbin yasasından alır ve gece gündüz onun üzerine derin derin düşünür. Kim bu? Mutlu olan insan. Böylesi akarsu kenarlarına dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir. Kim meyve vermek istiyor? Kim meyve vermek istiyor? Mevsiminde meyve vermek istiyor. Amin. Yoksa kuru bir ot gibi ne olmak istiyorsunuz? Kuru çalı. Kusak Kuru çalı kesilip ateşe atılır. Aman aman. Sakın ha. Akarsu kıyılarını dikilmiş ağaca benzer. Meyvesini mevsiminde verir. Yaprağı hiç solmaz hiç solmaz. Haleluya. <laughs> Sevinmeye başladım. <laughs> Heyecanlanmaya başladım bunları okurken. Yaptığı hazır mısınız? Her işi başarır. Haleluya. <laughs> Yaptığı her işi başarır. Vay canına. Tanrı başarı vaat ediyor. Tanrı başarı vaat ediyor Tanrı. Tanrı başarı vaat ediyor. Ama sakın ha dikkat edin sakın. Sakın kötülerin övdüğüyle yürümeyin. Sakın ha. Sakın günahkarların yolunda durmayın. Sakın alaycıların arasında oturmayın. Perişan olursunuz. Yoksullaşırsınız. Geceliğin gelen hırsız gibi gelir yoksulluk üzerinize. Süleyman Özdeşleri öyle diyor. Anlıyor musunuz? Bakın sonra ne diyor? Kötüler böyle değil. Rüzgarın savurduğu saman çöpüne benzerler onun bunun övdüğüyle oradan buraya savrulur. Hayatında hiçbir denge yoktur. Yön yoktur, vizyon yoktur. Tanrı'dan işitmez, bilmez nereye gideceğini, imanla yaşamaz. Doğruluk yolunda değildir. Savrulur oraya buraya. Her rüzgar savurur. Seçim rüzgarı savurur. Bilmem ne ekonomi rüzgarı savurur. Bilmem ne şu rüzgar savurur. Bu rüzgar. Her rüzgar savurur o kişi ve bilmez nereye gideceğini. Ve hayatında güven yoktur. Çünkü güveni hep ay şu olmadı, ay bu olmadı, dünyası çöküyor sanar. Bu dünya zaten çökecek. Yeni bir dünya yaratılacak kardeşler. Yeni yeni gök ve yeni yeryüzü yaratılacak. Bu bildiğimiz düzen ortadan kalkacak. Bunlara niye ümit bağlayalım? Bizim ümidimiz sonsuz bir ümit, mübarek bir ümidimiz var. İsa Mesih'in geri gelişi. Yüceliyle göklerden gelecek ve onu karşılayacağız bulutlarda. Sonsuza dek onunla birlikte olmak üzere. Bizim mirasımız cennette. Biz bu dünyada yabancılarız, konuklarız. Vatanımız burası değil. Biz cennetin vatandaşlarıyız. Amin. Bunun için bunlara, bu tür şeylere ümit bağlarsak haya kırıklığına uğrarız. Rüzgarın savurduğu saman çöpüne benzeriz. O kadar kolay aldatılıyor ki insanlar. İki üç duyduğu şeyle hemen, 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 hemen aldatılıyor. Hemen aldatılıyor. Haberi yok dünyadan aslında gerçekten neyin olup bittiğine haberi yok. Sakın böyle olmayın. Ne diyor? Bu yüzden yargılanınca aklanamaz, doğrular toplumunda yer bulamaz günahkarlar. Çünkü Rab doğruların yolunu gözetir, kötülerin yolu ise ölüme götürür. Eminim ki burada hiç kimse ben kötülerin yolunu tutup ölüme gitmek istiyor, istiyorum demeyecektir. Amin. Ama şunu bilin: çok sinsi bu olaylar. Yarın kendinizi içinde bulunduğunuz ortam konusunda sınayın. Çünkü burada demek kolay. ben kötülüğün yolunda yürümeyeceğim. Ben Rabbi seviyorum. Pazartesi öğleden sonra o arkadaş aradığı zaman görürsün. Gel kahvede oturalım ya da öbürü der gel şuraya gidelim. Buri der aha bak şunun hakkında bu olmuş, burada bu olmuş. Öbürü der hay dolar düşüyor, ekonomi şöyle bilmem ne. Yani her türlü haberi duyacaksın ondan bundan şundan. O zaman ne yapacaksın? İşte asıl o zaman Asıl o zaman bu kararı, bu sözü hatırlaman lazım. Anlıyor musun? Bu yüzden işittiklerine dikkat et. İşittiklerine dikkat et kardeşim. Tamam mı? Burada gördüğümüz gibi alacağımız standart, seviye, ölçek ya da boyut bize bağlı. Başka hiç kimseye değil. Bu da çok iyi bir haber. Hiç kimseye bağlı değil. Hiç kimse senin bereketini engelleyemez. Hiç kimse senin bereketini engelleyemez. Seni bereketini engelleyebilecek tek kişi sensin. O işi de çözersen Haleluya. Ne güzel. Kim ne yaparsa yapsın. Çünkü biz eşimle şu kararı verdik. Yeryüzünde, dünyada Tanrı'nın sözüne inanan bir tek biz kalsak dahi inanacağız. Bir tek biz kalsak bile. 7 milyar insan inkar etsin. Biz inanacağız. O kararlılıkta yaşaman lazım. Çünkü kendini azınlık olarak bulabilirsin. O çevreye baktığın zaman birçokları Tanrı'yı izlemiyor. Günah içinde yaşıyor, ciddiye almıyor, değer vermiyor. Alay ediyor Tanrı sözüyle. Sen ne yapacaksın? Sürüyü mü takip edeceksin, çobanı mı? Çünkü o sürü belki uçuruma doğru gidiyor olabilir. Orada kurtlar var. Hangi kimi takip ettin? Sürüyü sakın takip etme, çobanı takip et. İsa Mesih'i takip et. Baş çoban o. Senin canının gözetmeni İsa Mesih. Maalesef ülkemizde özellikle sürü mentalitesi var biliyoruz, doğru değil mi? Sürü mentalitesi var. İnsanlar kalabalıkları izliyor ee, çünkü kalabalığın ortasına şöyle diklenmek istemiyor. Hemen kesi veriler uzarsa biraz boyu diye. İşte o zihniyet olduğu için herkes kalabalığın içinde kalayım, onlarla birlikte gideyim ama kimse bana bakmasın, kimse bir şey demesin. Nereye doğru gidiyor ama o kalabalık haberin var mı? akıntıya karşı her, herhangi bir ölü bol, ölü balık akıntıyla akıp gider. Ama akıntıya karşı yüzmek için diri balık lazım. Norveç'te gördüm o Norveç somonlarını dağın tepesine doğru böyle 60 derece meyilli dağın üstüne doğru yukarı yüzüyorlar. At zıplaya, zıplaya atlaya atlıyor. ta tepelerin üstüne kadar yüzerek çıkıyor somon balıkları. Müthiş bir olay. Düşünüyorsun yani niye oraya tepeye çıkıyorlar akıntıya karşı? Çoğalmak, üremek için, verimli olmak için yukarı doğru yüzüyorlar. Verimli olmak istiyor musun? Çoğalmak istiyor musun? Artmak istiyor musun? Akıntıya karşı yüzmen lazım. Eğer akıntı Tanrı'nın sözüne karşı yüzüyorsa sen Tanrı'nın sözünü alacaksın, akıntıya karşı Yüzeceksin ve o akıntıya karşı yüzecek gücü bulacaksın. Çünkü seni güçlendiren alıcı her şeyi yapabilirsin. Amin. İçindeki dünyadakinden üstündür. Amin. amin. Haleluya. Haleluya. Bir şeyler alıyor musunuz? Amin. Fazla paylaşmayacaktım ama bir şeyler oluyor burada. Rabbin söylemek istedikleri var. Ha? Rab bir şeyler söylüyor. Kimin bunu duymaya ihtiyacı vardı? Amin. Amin, amin, amin. Bakın, bakın. Markos, 4'teydik hatırlıyor musunuz? Hemen bir 20. ayete de bakmak istiyorum. Markos 4'teydik ve 20. ayete bakacağız. 24 ve 25'i okumuştuk ama 20'ye bakalım. İsa diyor ki iyi toprağa ekilenler ise sözü işiten, onu benimseyen, kimi 30, kimi 60, kimi de 100 kat ürün veren kişilerdir iyi toprağa ekilenler diyor. Tohum. Tohum benzetmesini anlatmıştı. Sordular. Nedir bu? Açıklar mısın diye. Sonra da açıkladı. Tohum dedi Tanrı'nın sözü. Ve o Tanrı'nın sözü iyi toprağa düşerse, ekilirse. Nedir o iyi toprak? Senin yüreğin. Yüreğine nasıl girecek söz? İşiterek. O yüzden işittiğine dikkat et diyor. Tanrı sözünü işitiyorsun, dikkatle Dikkatle dinle. Ee, dinleme. Dikkatle dinle. Dikkatini ver. İmanla dinle. Almak için dinle. Öğrenmek için dinle. Seni azarlarsa amin Rab. Teşekkür ediyorum de. Seni teşvik ederse amin Rab. Teşekkür ediyorum de. Seni yola getirirse amin Rab. Teşekkür ediyorum. Beni yola getirdiğin için. Haleluya. Al o sözü girsin yüreğine, ekilsin yüreğine. Ondan sonra ne yapacaksın diyor bak. Sözü sadece işitmekle kalmayacaksın, benimseyeceksin kabul edeceksin. iman edeceksin. O söz senin içine girecek ve o söz seni şekillendirecek ve sen o söz gibi olacaksın. O söz seni değiştirecek, sen söze benzeyeceksin. Söz gibi konuşacaksın, amin. Söz gibi davranacaksın, o zaman ne olacak? 30 kat, 60 kat, 100 kat meyve vereceksin. Haleluya. Büyük bir çoğalma. 30 kat ne oluyor biliyor musunuz? Yüzde 3 bin. Aramızda iş adamları var mı? rakamlarla çalışan, yüzdelerle çalışan. Yüzde üç bin nasıl bir artış? Yüzde üç bin nasıl bir artış Kerem Bey? İşin yüzde üç bin artsa. Bir ayda mesela. O da kalmıyor. Bir de yüzde... Bir de 60 kat diyor. O ne biliyor musunuz? Yüzde altı bin. Yüzde altı bin. Anlamadınız herhalde. Altı sıfır, üç, üç sıfır, altı bin. Yüzde altı bin. Yüzde altı değil. Yüz, banka yüzde altı veriyor. Belki vadeli hesapla falan. Bir sene bekliyorsun. Yüzde altı almak için. Banka Bir sene bekliyorsun. Bana. Paranı veriyorsun. Bir sene sonra geliyorsun. Yüzde altı alıyorsun. Tanrı yüzde bin diyor. Bankanı verdi, vereceğinin bin katı yani. Anlıyor musun? Bir de yüz katı. Matematik İyi bilen var mı? Yüz katı ne oluyor şimdi? Yüzde kaç bin? Yüzde, yüzde on bin. <laughs> yüzde on bin Harut Bey. Yüzde on bin. Yüzde on bin. Yani ne, yapacağın yatırım Tanrı'nın egemenliğine, Tanrı'nın sözüne yapacağın yatırım. Anneler, babalar, Tanrı'nın sözüne yapacağınız yatırım çocuklarınıza nasıl büyük bir miras sağlayacak, bir düşünün. Gerçekten çocuklarınızı seviyor musunuz? Tanrı'nın sözüne sımsıkı tutunun ve Tanrı'nın sözüne göre yaşayın. Ve Tanrı'nın sözü tepeden tırnağa azarlarsa da amin Rab deyin. Sizi değiştirmesine izin verin çünkü çocuklarınız için yapabileceğiniz en iyisi o. Onları iyi bir üniversite göndermek istiyorum, yeterli değil. İyi bir ev, ev sahibi olsun, iş sahibi olsun, meslek sahibi olsun, araba sahibi olsun. Dünya Dünyasal boş şeyler. Çocuklarınıza bırakacağınız en iyi miras ruhsal mirastır. Ve diyor ki doğru kişi çocuklarının çocuklarına miras bırakır. Torunlarınıza miras bırakmak istiyor musunuz? Tanrı sözünü sımsıkı tutunun. Tanrı sözünü işitin, benimseyin. Amin. Sindirin. Haleluya. Uygulayın. 30 kat, 60 kat, 100 kat meyve vereceksiniz. Ve burada İsa ve ben yıllar önce bir gün dua ederken okuyorum Tanrı sözü üzerine derin derin düşünüyorum. Mezmur bir de dediği gibi gece gündüz Tanrı sözü üzerine derin derin düşünür. Tanrı sözü üzerine düşünüyorum ve dua ediyorum ve dedim ki Rab yani hangisi yani hangisini vereceksin bana gibi 30 kat mı al, al, alabilirim şu anda ben? 60 kat mı alabilirim? 100 kat mı alabilirim? Ve sanki öyle bir dua edip soruyordum ki sanki Tanrı'ya bağlıymış gibi. Tanrı da bana cevap verdi dedi ki oğlum ne kadar istiyorsan o kadar alabilirsin. El Elpençe Divan gelmişim. Rab acaba 30 mu bana? 60 olabilir mi? 100 çok isterim ama hak ediyor muyum acaba? İsa dedi ki ne kadar istiyorsan o kadar alabilirsin. Bana değil sana bağlı oğlum. Bana değil sana bağlı. Bütün dünyaya verdiğim aynı sözü verdim sana. Hiç kimseye ayrıcalıklı davranmıyorum. İnsanlar arasında ayrım yapmıyorum diyor Tanrı. Bütün dünyaya, bütün insanlara milyarlarca insana verdiğim aynı sözü sana verdim. Benim önümde hepiniz eşitsiniz o açıdan. Ama ondan sonra eşitlik bozuluyor. Eşitlik bozuluyor. Şimdi İsa söyledi. Eşitlik bozuluyor. Kimde olan, kimde varsa daha fazla verecek, kimde yoksa alınacak. Eşit değil bu. Eşitlik ne zaman bozuluyor? Sen ne zaman imanda büyümeye karar veriyorsun, imanda yükseliyorsun, o zaman kendini soyutluyor. Yükseliyorsun. Diğerlerinden yükseliyorsun. Ve sen yükselmeye başlayınca seni aşağı çekmek istiyorlar çünkü. İnsanlar öyle, insan doğası öyle. Kendisi, ah bak yükseliyor, ben de yükselebiliyor bilirim diyeceğine, ay yükseliyor, aman aman indireyim onu aşağı. İnsan doğası bu. Yapışacaklar sana çekmek için. Misafirin yıllar önce, Teksas'ta olduğum bir dönemde, e, bu e, balonlar var ya, sıcak havayla içi doluyor ve yükselen balonlar. Bu Kapadokya'da da vardır, bir sürü o balonlar meşhurdur büyük sepet içine biniyorsun. Bindik. Adam dedi yükselme zamanı geldi. Bir baktım yandan bir şeyler atıyorlar ağırlıklar. Ne yapıyorsunuz dedim? Yükselebilmek için ağırlıkları atıyoruz. Bir seviyede kaldık. Biraz daha yükselmek için kum torbası. Açtık kumu böyle boşalttık. kum gidiyor. Kum gidince yükseldik. Yükselmek istiyorsan o ağırlıklardan, yüklerden, seni aşağı çekmeye çalışan şeylerden kurtulman lazım. Arkadaşlar olabilir bu çevren olabilir, televizyon olabilir, okuduğun kitaplar, dinlediğin yanlış müzik olabilir, kutsal kitap okuluna gelmemek, gelmemek olabilir. Bu ağırlıklar sizi aşağı çekiyor ve bir türlü seviyeniz değişmiyor, yükselemiyor. Ben yıllar önce bir karar verdim. Birkaç arkadaşıma dedim ki, seni çok seviyorum, arkadaşımsın, üniversite arkadaşlarımla yakındık, çok şey yaptık. Dedim ki, siz benimle cennete gelmiyorsanız, ben sizinle cehenneme gitmeyeceğim. Yolunuz açık olsun. Vayos con Dios. Amigos. <laughs> Bu kararlılık gerekiyor. Belki arkadaşlarla yapmak bunu biraz daha kolay ama aileyle yapmak, aile fertleriyle daha zor. Hatta İsa bile dedi, e, barış değil kılıç getiriyorum. Ve ondan sonra söyledikleri o kılıcın kesin, hep aile içinde konuştu. En çünkü en büyük baskı aile aile çevresinden geliyor. Sizi en çok tanıdığını düşünen insanlardan. iman ettip iman edip Rab'de büyüdükten yıllar sonra bir Türkiye hizmet etmeye geldiğim zaman uzun zamanda görmedim, kuzenlerinden birisini gördüm. Konuşuyorum, anlatıyorum, Tanrı'nın tanıklığı veriyorum. Durdu da ya ben seni tanıyorum. 10 sene önceki güçlüden bahsediyor. Tanıyorum dedi de. Sen beni tanımıyorsun dedim. Tanıdığını sanıyorsun. Ben o kişi değilim. Aa biliyoruz senin kim olduğunu. Hayır bilmiyorsun dedim. Bilmiyorsun benim kim olduğumu. Sandığın kişi öldü. Ben Mescid'de yeni yaratık oldum. Eski şeyler geçti, her şey yeni oldu. Beni tanımak istiyorsan dedim. Kim olduğumu bilmek istiyor musun? Yeni kim? Evet dedi. Al İncil'i oku. Ee, bak illa bana İncil okutacaksın değil mi? Hayır dedim. <laughs> Mescid'deki kimliğimi sana göstermeye çalışıyorum. Gerçekten beni tanımak istiyorsan, içimde yaşayanı ve bana verdiklerini bilmen lazım. Bu kitapta var. Ee, i̇ncil okutacaksın. Ee. Okudum İncil'i, gördüm iki sayfa şöyle bakmıştır da okudum okudum diyordur. Soy kütüğüne takılmıştır Matta'nın birinci bölümüne. <gülüyor> <gülüyor> bakmıştır ne bu bilmem kimin oğlu. O, okuyamadı ya. <laughs> telaffuz edemeyeceği isimler kapatmış koymuştur rafa. Ha ben İncil okumuştum ya yani, ya, öyle öyle. Alaycı işte, alaycı insan bunlar. Alaycılarla oturmayacaksın. Rab'de gelişmek, büyümek istiyorsan, hayatında artış istiyorsan, çünkü burada İsa bu Markos 4. 24 ve 25. bölümlerde artıştan bahsetti. Daha fazlası verilecek diyor. Bu bir artış değil midir? 30 kat, 60 kat, 100 kat daha fazlası. Bu artıştır. Olağanüstü artış. Tanrısal artış, doğaüstü artış bu. Bu tür artışı görmek istiyorsan, bu tür artışı sağlayacak tek şey Tanrı sözü. Dünyasal sistemde böyle bir artış yok. Ha, Bulabilirsin belki dünyasal sistemde böyle bir artış ama canını, ruhunu, bedenini, her şeyini şeytana, iblise satman gerekir onu, onu elde edebilmek için. Dünyayı kazanırsın ama canını kaybedersin. Sana hiçbir yararı olmaz. Cehennemlik olup gidersin. Geçici, geçici bazı zevkler tadarsın o kadar. Kardeşler biliyor musunuz? Size çok iyi bir haber vereyim mi? yaşayacağınız tek cehennem bu dünyada olacak. İsa Mesih'i izlerseniz. Yani cehennem diyebiliyorsan. Çünkü gerçek cehennem var ya. Öyle bir yer ki bu dünyadaki hiçbir zorlukla, hiçbir acıyla kıyaslanamaz. Milyarlarca, milyarlarca, trilyonlarca kat daha. Daha felaket ve sonsuz bir cehennem. Ama tanrısızlar için de var ya, görecekleri tek cennet bu dünyada olacak. Cennete en yakın gelebilecekleri nokta bu dünyadaki huzur. Bulabildikleri birkaç anlık zevk. Bu yüzden gerçekten sonsuzluk odaklı yaşamak çok önemli. Sonsuzluk odaklı yaşamak çok önemli ve Tanrı'nın yolunu bırakmamak çok önemli. Romalar 10. bölüm 10 diyor ki, insan yürekten iman ederek, imanını ağzıyla açıklayarak aklanır. Yürekten neye iman ederek? İsa'nın Rab olduğuna, ölümden dirildiğine yürekten iman ederek. Ağzınla da Tanrı'nın ölümden dirilttiğine yürekten iman ederek aklanırsın, kurtulursun. Yürekten iman ederek aklanır. Yürekten iman ederek doğru kişi olur. Doğruluk yürekte olan imanla olur. Romalar 10. bölüm 17. ayet diyor ki, iman... Mesih'le ilgili haberi işitmekle olur. Herhangi bir haber değil. Mesih'le ilgili haber. Mesih'le ilgili sözü işitmekle. Mesih'le ilgili haber nedir? İyi haber. Müjde. Müjdeyi işitmekle. iyi haberi işitmekle iman yürekte oluşur. Haleluya. Bu yüzden ne işitiyoruz? Çok önemli. Ve alacağımız da vereceğimize bağlı. Tanrı sözüne bir dakika mı veriyorsun? Bir dakikalık alacaksın. Ama Tanrı sözüne iki yılını ver. İki yılını verin. İki yılınızı verin bize. Nehir Kutsal Kitap Enstitüsü. İki yıl. İki yılınızı verin. Hayatınız için yapabileceğiniz en iyi yatırım olacak. Hiçbir zaman pişman olmayacaksınız. Hiçbir zaman. Bu kararsızlıktan artık vazgeçin durumlara bakmaktan, ay uzak, ay şu, ay bu, bunları artık bir bırakın, bir karar verin. Bir karar verin. Bakın, ben size İsa'dan çok daha fazla rica ediyorum. Çünkü İsa olsa yanından geçerken beni izleder, yürür gider. <laughs> öyle ya, öyle yaptı. Adam dedi, babamı gömeyim bir dakika. Bırak ölüleri, ölüleri, kendi ölülerini gömsünler dedi, yoluna devam etti. Şimdi düşünecek olursan, ay ne kadar böyle yapılır mı? Ay ayıp, bir dakika ya İsa böyle yapmaz. İsa öyle yaptı. İsa öyle yaptı. Adamlar balıkçı ağlarını temizliyorlar. İsa dedi beni izleyin. Ağlarını bıraktılar. Teknelerini bıraktılar. İsa'nın ardından gittiler. Ağla tekne neyi temsil ediyor? İşi. Ama dükkanın var. Kapat dükkanını cumartesi öğleden sonra okula gel. İnan bana o 3-4 saatte kazanacağın 3-5 kuruştan çok daha fazlasını kazanacaksın okulda. Matta oturmuş vergi topluyor. İsa geçiyor beni izle diyor. Matta diyebilir de, bir dakika şu hesap kitabı kapatayım. Paraları yatırayım dur veznadara gidereyim bilmem ne. Bıraktı. Paraları bıraktı gitti. Beni izle. Beni izle. Ama Rab şu, ama Rab bu, ama... O kararsızlık birçoğunuzu büyümekten, ilerlemekten engelliyor. O, olduğunuz yerde dön, kalıyor, sayıyorsunuz kardeşler. Baz bakın, bazılarınızı yıllardır tanıyorum. Hadi artık ya. Hadi artık ya lütfen. Yükselme zamanı geldi. Pazardan pazar olmaz bu. Hele o, o olsa bazen öbür pazardan öbür pazara geliyorsunuz. Bazınız ayda bir pazar görüyorum. Bu olay ayda bir pazar, iki pazarla olacak bir iş değil bu. Bu ile her gün yaşamak. 24 saat 7 gün. Sizin için bir planı var, bir amacı var. Bunu keşfetmek. Bunun için donatılmak. Amin. Bu iş böyle yürüyor. Pastör biraz daha kolaylaştıramazsınız mısınız? Bundan daha kolayı yok. Benim gittiğim okul haftada beş gündü. Bir de çalışıyordum. Bir de kilisede hizmet ediyordum. Yedi gün kilisedeydim ben. Ve yeni evliydim. Aslında ben de birlikte birlikte gittik okula. İyi şeyler zor gelir. Kötü şeyler kolay. Dar bir yol izleyeceğiz kardeşler. Geniştir yıkıma giden yol. Bulan da çok. Ama yaşama giden yol dar. Dar kapıdan girin dedi İsa. Dar kapıdan girin. Dar kapıdan girme Biraz sıkışık, tıkış giriyorsun. Ama gireceksin dar kapıdan. Geniş kapı varsa rahat, rahat rahat geçeceğim. Sonu çok kötü. O kapını götürdüğü yer kötü bir yer amin. Kararlılık çok önemli. Bazınız hala o kararda. Gel git içindesiniz. Bazınız okula geldiniz. Bir gün geldiniz. Bir daha görmedik siz. İki gün geldiniz, üç gün, bir hafta, iki hafta. Bir karar verin, Adanın gelin, Tanrı sözünü öğrenin. Amin. Eğitim seviyenizin hiçbir önemi yok. İsa Ce Celileli balıkçıları aldı, eğitimsiz görünen insanları aldı ve onlarla dünyayı sarstı. Amin. Tanrı sözünü öğrenmek. Hayatınıza yapabileceğiniz en müthiş yatırım. En müthiş yatırım. Amin.